Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Buse. Bugün birlikte hiç kalıp kullanmadan çok tatlı, çok şirin bir çocuk elbisesi dikeceğiz. Ben hatta abla kardeş kombini yaptım. Bence çok tatlı oldular. Umarım siz de beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olarak beni desteklerseniz de çok mutlu olurum. 4 tane dikdörtgen parçaya ihtiyacımız var. Gördüğünüz ölçülerde 4 parça kesiyoruz ve bunları gösterdiğim gibi katlıyoruz ve yerleştiriyoruz. Düzgün bir şekilde katlamak önemli. Kat yerleri böyle tam birbirine denk gelmesi gerekiyor. Kesim yaparken kaymasını istemediğim için de bu iki parçayı iğneliyorum. Alttaki iki parçayı da yine aynı şekilde iğneleyeceğim. Dikiş payını da hesaba katarak bu küçük ve büyük dikdörtgen parçaları da 1 santimden üst üste bindiriyoruz. Evet, yaka açıklığı için 6 santim işaretliyoruz. Arka yaka için de 2 santim aşağı iniyoruz ve bunu çiziyoruz. Sonrasında da 5 santim iniyoruz ve bu da ön yaka olacak. Omuz eğimi için de 2 santim aşağıya iniyoruz ve yakadan 6 santim buraya kadar işaretliyoruz. Bu da omzumuz olacak. Üst beden içinde aşağıya 14 santim iniyoruz. Sonrasında da kol evini işaretliyoruz. Şimdi çizdiğimiz yerleri kesmeye geldi. Şu an arka yakayı kestim. Omuzu kesiyorum. Kol evini kesiyorum. Evet, bu üst parça roba oldu. Altı da etek kısmı. Orta noktalarını işaretliyoruz. Bunlar büzgüde bizim işimize yarayacak. Şimdi de ön yakayı işaretliyoruz. Daha doğrusu kesiyoruz. Evet, bu şekilde şimdi büzdüreceğiz ve dikeceğiz. Sıra kola geldi. Şimdi karpuz kol yapacağız. Bunun için de çok basit, gerçekten çok basit bir kalıp çıkartacağız. Hiç bilmiyorsanız bile yapabileceğiniz bir kalıp bu. Evet, gösterdiğim yerden 5 santim işaretledik ve bu şekilde çizdik. Bu çizim hiç önemli değil. Ben de zaten düzgün bir şekilde çizemedim. Şimdi kol genişliğini ayarlıyoruz. Bilek için 7 santim işaretliyoruz ve 5 santim işaretlediğimiz yerden boylu boyunca çiziyoruz. Burayı güzelce kesiyoruz. Evet, kabaca kol kalıbımız hazır olmuş oldu. Şu üstteki çizim gerçekten çok önemli değil. Evet, gösterdiğim yerlerden önce 4 santim, daha sonrasında da 2'şer santim olmak üzere 3 tane işaret alıyoruz. Ve bunları orta noktayla kenar noktalar birbirine denk gelecek şekilde gösterdiğim gibi çiziyoruz. Buraları birazdan keseceğiz. Bunun daha ayrıntılı kalıbını çıkartılmasını büyükler için olanı karpuz kollu sweatshirt ve karpuz kol çizimi adlı videomda iki tane video yüklemiştim. Orada göstermiştim, linkin açıklamalar kısmını bırakırım. Oradan da izleyebilirsiniz kendinize yapmak isterseniz ya da daha ayrıntılı olarak görmek isterseniz. Kesim sırasında kaymasını istemediğim için ben piritle yapıştırdım ama çok da gerekli değil. Ve gösterdiğim yerlerden kesiyoruz. Tam köşe noktasına geldiğimiz zaman bırakıyoruz. Oraları birazdan açacağız. Evet, kumaşı 4 kat katlıyoruz. Yani bir kenarında 2 tane kumaş katı olmuş oluyor. Ve kumaş katına kalıbı gösterdiğim gibi iğnelemeye başlıyoruz. Daha sonra da kestiğim yerleri ben birer santim açıklık vererek yaptım ama bence 2 santime hatta 3 santime kadar da çıkabilirsiniz. Kumaşınız el verdiği ölçüde tabii ki. Ve dikiş payı vererek de kesiyoruz. Ve kol tepesini keserken bir ovallık vermeyi unutmuyoruz ama. Yine aynı şekilde orta noktasında işaretliyoruz, çıt atıyoruz. Burası da daha sonrasında omuz dikişine denk gelecek şekilde yerleştirmeye başlayacağız kola. Evet, pile şeklinde de yapabilirsiniz, takabilirsiniz yani. Ama ben bu sefer büzdürmeyi tercih ettim. Kendim için yaptığımda pile yapmıştım. Videolarını dediğim gibi linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Kendinize dikmek isterseniz o videoları da mutlaka izleyin.
Etek kısımlarını ve kolları makinenin en geniş dikiş aralığı ile ben birer santimden diktim ve onları şimdi büzdürerek yerleştiriyorum. Deminden attığımız çıtlar şimdi işe yaradı. İlk önce onları işaretledim. Daha sonrasında da birbirine denk gelecek şekilde büzdürüyorum ve iğneliyorum. Burayı önce dikeceğiz. Daha sonrasında da overloğunu çekeceğiz ve güzelce ütüleyeceğiz. Evet, buralar hem çok basit hem de ince işçilik isteyen yerler. Gerçekten dikişin muntazam olması için biraz özen gerektiriyor. Büzgüler ne kadar muntazam, güzel durursa dikişin kalitesini göstermiş olacak. Çekildiğinde kabaca bu şekilde görünecek. Diğer parçayı da aynı şekilde büzdüreceğiz. Ve ben şimdi makine dikişine geçtim bile. Ve buranın güzel bir şekilde ütülenmeye ihtiyacı var. Dikiş payını ben roba kısmına verdim. Büzgü kısmında çünkü kolay bir şekilde ütülenmeyecekti. Evet, güzelce bol buharlı ütüyle ütülüyoruz. Dikişi gerçekten gösteren şey ütü. Hatta ve ufak tefek dikiş hatalarını bile ütüyle tamamen yok edebiliyoruz ya da görünmemesini sağlayabiliyoruz. Şimdi ilk olarak omuz dikişlerini yapacağız. Gösterdiğim yerlerden dikeceğiz. Daha sonrasında şu arka açıklık kısmını dikeceğiz. Aslında omuzları birleştirmeden dikseydik daha kolay olacaktı. Ben birleştirmiş bulundum. Küçük bir dikdörtgen kestim, kenarlarını overlock çekip içte diktim. Daha sonrasında gösterdiğim gibi yerleştiriyorum ve makine dikişini yapacağız. Bu arada bu iki parçayı, yani elbise olan parçayla o küçük kare parçayı yüzü yüzüne denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ben başta iğnelenmesini gösterdim ama makinenin başında iğneleri çıkardım. İğneyle çünkü çok fazla rahat dikemiyorum. Gösterdiğim gibi yüzü yüzüne denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonrasında dikmeye başlıyoruz. Evet, dikişimizi de kontrol ediyoruz tabii ki. Bunları böyle iç kısma çevireceğiz ve güzel bir pato olmuş olacak aslında. Bunu iç kısma çevireceğiz. Daha sonrasında da böyle incecik bir çima dikişi yapacağız. Ama onu yakayı yaparken yapacağız. O yüzden şimdilik burada bekleyecek. Şimdi sıra kola yerleştirmeye geldi. Kolu da deminden söylemiştim. 1 santimden makinenin en geniş dikiş aralığı ile dikmiştim. Onu şimdi büzdüreceğiz. Yine orta noktasını yerleştiriyoruz. Kol tepe noktasını omuz dikişine denk gelecek şekilde yerleştirdik. Daha sonrasında büzdürerek kolu kol evine yediriyoruz. Ben tüm büzgüyü en tepeye verdim. Bu şekilde. Siz şu an izliyorsunuz ama ben ertesi gün oldu. O sırada çocuklar uyanmışlardı. Onlarla birlikte uyuyakalmışım maalesef. O yüzden ertesi gün devam ediyorum. Kolun bir tanesini taktık. Yine aynı şekilde diğer kolla eşit olacak şekilde büzgüleri iğneliyoruz ve şimdi dikime başlıyoruz. Büzgülü olduğu için ben ilk önce makine dikişi yapıyorum. Daha sonrasında overlock'a geçiyorum.
Evet, güzelce büzgülerine dikkat ederek overloğunu da çekiyoruz. Evet, çektim, geldim. Şimdi fazla dikiş ipliklerini de keseceğiz. Daha sonrasında da yan dikişlerini yapacağız. Evet, şöyle göründüğünde bile çok tatlı görünüyor aslında. Şimdi gösterdiğim gibi katlayacağız. Daha sonrasında koldan başlayarak yan dikişlerine geçeceğiz. Burada koltuk altı dikişlerini birbirine denk gelecek şekilde iğnelemek gerekiyor. Orayı dikerken çok dikkat etmek lazım. Dikişlerin birbirine denk gelmemesi gerçekten benim için en azından çok kötü bir görünüm oluyor ve ben çok fazla kullanmak istemiyorum o yüzden. Makine 4 iplik overlock olduğu için hiç dikiş yapmadan direkt overlockla geçiyorum. Hem dikiyor hem overlockunu çekiyor çünkü. Evet, tersinden dikmiştik tabii ki. Şimdi yüzüne çeviriyoruz. Kollar çok küçük tabii. Burada tabii adım adım gitmekte yarar var. Hani bundan sonrasında hemen bir ütü yapsak iyi olurdu ama ben en sona bıraktım açıkçası ütüyü. Şimdi aslında benim hep yaptığım bir teknik bu. Bir el ile çevireceğim yakayı. Bir yayı çok fazla kalın olmasını istemediğim için tek katını kesiyorum. Ve o diğer kalan kısmını yüzü yüzüne denk gelecek şekilde iğnelemeye başlıyorum. Ve bu kenardaki pat kısımları da gösterdiğim gibi üst üste gelecek şekilde. Yani bu patı, evet, daha yakından gösteriyorum. Patı da ters çeviriyoruz. Daha sonrasında bir yayı takıyoruz. Burayı 1 santimden dikeceğiz. Sonrasında da fazla dikiş payını keseceğiz. Evet, ben diktim, geldim bile. Şimdi dikiş paylarını kesiyoruz. Burada çok derinden gitmemekte fayda var tabii ki. Böyle hafif yarım santim kalacak şekilde kestik ve şimdi bu pat yerlerini çeviriyoruz. Tam bir sivrilik elde etmek için iğneden yardım alıyoruz. Şöyle baş ve işaret parmağımızla oynatarak da gerçekten tam yerine oturtmuş oluyoruz. Sonrasında da bu çima dikişini yapacağız, pat kısmını. İğnelerden dolayı şu an biraz yamuk görünüyor ama diktikten sonra hiçbir sıkıntı görmeyeceksiniz. Evet, ben diktim, hatta bir de lastik bile geçirdim düğme iliği için. Ve kol uçlarını ve etek ucunu da iki kat kıvırıyoruz ve güzel bir şekilde dikiyoruz. Çocuğumuzun kol boyunu ayarlayacağız tabii ki bunda. İşte son ütü. Gerçekten ütüyle bu diktiğimiz kıyafetler tamamen başka bir şeye bürünüyor. Ütü olmadan çok böyle hani eciş bücüşmüş gibi görünüyor ama ütüyle harika oluyor gerçekten. Şimdi benim böyle bir ince düğmem vardı. Aslında siyahı tercih ederdim ama maalesef pandemiden dolayı çıkamıyoruz. Elimdeki imkanlardan dolayı da beyazı tercih ettim. Beyaz da güzel oldu ama onu da dikiyorum. Evet, şimdi de çocukların giymiş oldukları elbisenin son halini de göreceksiniz çocukların üzerinde. Videom buraya kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenip kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Sonraki videolardan haberdar olmak için de zil butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.